Kurban Bayramı'na daha yaklaşıyoruz ve kurban kesiminde bıçak setimizin nasıl olması gerektiğini ustamıza soruyoruz. Evet, hoş geldiniz. Ustam, hoş bulduk. Nasılsınız bu arada? İyiyiz, teşekkür ederiz. Bomba gibiyiz. Kurban Bayramı'nda bıçak setimizde neler olması lazım? Nelere dikkat etmemiz lazım? Bunları bir alabiliriz. Arkadaşlar, öncelikle bıçağımızın kalitesi çok önemli. Yani dışarıdan bıçak alıyorsunuz, aradan bıçak satıyorlar. 10 liraya 5 liraya bıçak olmaz. Bıçağın bir kere çeliği önemli. Bıçağın kalitesi önemli. Mesela bu elimdeki kocakaya bir bıçak. Kaliteli bir bıçak. Bunu dananın kesiminde, kelle kesiminde kullanabilirsiniz. Kaliteli bir bıçak. Öncelikle şeyimiz kalite. Ondan sonra güvenliğimiz için çelik eldivenimiz var. Çelik eldivenimizi takacağız. Güvenliğimiz için arkadaşlar. Bu şekilde. Şöyle de gösterebilirim. Herhangi bir bıçak kesmesine. Tekrardan bunu çıkarıyoruz. Danamızın kellesini şu bıçağımızdan kestik. Bunu kılıfımıza koyduk. Tekrardan danamızı yüzmeye başladığımız zaman tekrardan yine kaliteli bir bıçak. Evet, gördüğünüz gibi çeliği güzel, kalitesi güzel. Bıçağımızla başlıyoruz yüzmeye. Yüzecek, derisini alacak, havaya kaldıracak. İçini çıkartmaya şu bıçağımızla devam edeceğiz. Görüyorsunuz. Bu bıçak ne bıçağı? İsviçre bıçak, çeliği 10 numara. Birinci sınıf bir bıçak. Arkadaşlar, içini bundan çıkardıktan sonra ciğerini, allefini çıkarıyoruz. Parçalama sistemine geçtiğimizde satırla veyahut da hızlarla parçalamasını yapıyoruz. Ondan Ender sonra... Usta, bir de acemi kasaplar için yüzme bıçağı da gösterir misiniz? Bir deri yırtmaması için. Bu sadece acemi kasaplar için kullanılan bıçak. Deri yırtmaması için ağzı ovarlak. Bu da böyle bir kalitede bir bıçak. Bu da birinci sınıf çeliği. Birinci sınıf bir bıçağımız. Daha sonra eti soymada gördüğünüz gibi ince bir bıçağımız var. Bunu kullanabilirsiniz et sıyırmada. Birinci sınıf gördüğünüz gibi. Şu anda etimiz kemiksiz duruma geldi. Aceleye mahal yok. Yavaş yavaş güzel bir şekilde İşimizi bitirebiliriz kazasız belasız. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim herkese. Selamlar.